İlhan, herkesin sesi bana derinden geliyor. Herkese öyle mi acaba? Yok, ben gayet iyi duyuyorum. O zaman benim bilgisayarımla ilgili bir şey var. Tamam. Sesi belki kapalıdır. Tamam. Ah, saçlarınızı mı kestiniz yoksa Ayşen Hanım? Topladınız, evet. Pandemi dolayısıyla ben saçlarımı kendi kendime kesiyorum artık. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ödevlerinizi yaptınız mı arkadaşlar? Evet, ben yaptım, gönderdim İlhan Bey'e. Arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız katılmakta zorlanıyorlar. Birçok nedenden dolayı özelden iletiyorlar. Ama sonradan videoları indirerek ya da videodan izleyerek bir şekilde çalışmaya sürdürüyorlar. Ben izlediğim kadarıyla 18-20 kişi falan şu an çalışıyoruz. 30 küsur kişi gözüküyor olmamıza rağmen belki öteki arkadaşlarımız başka nedenlerle geri adım atmış olabilirler. Emin değilim. Ama bazen görünmeyen kişiler de sonradan çalışmayı sürdürdüklerini gösteriyorlar bir şekilde. Ben her zaman tekrar etmek zorunda değilim diye düşündüğüm için belki. Yani malzemelerimiz önceden belirlemiştik. Kabaca her zaman kağıtlarımız, kalemlerimiz, kesicilerimiz, yapıştırıcılarımız. Bakın ben kendime bir dosya buldum. Ben de sizin gibi yaptıklarımı böyle bir dosyalama içinde saklıyorum. Görünüyor mu? Evet. Elimden geldiğince kendimi de sizin gibi öğrenci yerine Hocam, koyarak. göremiyoruz. Efendim? Sizi göremiyoruz. Açık benim Açık ama siz yoksunuz. videom. Ya benim olmak gerekmiyor. Sesim yeter galiba. Derin Hanım'ı görüyorum. Ha, şeyini kaydır hocam. Şu aşağıda ekranınızın Evet. altında noktalar var. O noktaları kaydırınca en soldakinin dışında ikinci noktayla itibaren diğerleri de görünmeye başlar. Sonra benim ekranıma tıkladığınızda bütün Evet. ekranı sarar. Benimkini ise Tuğba yapıyor. Hocam şu an sizinkinde bir sorun yok. Konuştuğunuzda direkt ekrana siz çıkıyorsunuz. Tamam, okey. Gözükmeyen varsa bir kere çıkış yapıp tekrardan girsin. Ben eklerim hemen tekrardan. Belki internetle ilgili bir sorun falan olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Ya ben de şu an herhangi bir sorun gözükmediği için büyük ihtimal karşı tarafın İnternetinde sorun olabilir. Şimdi sesi gitti. Tamam şimdi. Hocayı görüyorum. Aha, tamam. Tamam. Tamamdır. O zaman İlhan Hocam, siz derse başlayacağınız zaman haber verin. Ben duruma göre diğerlerinin seslerini kapatırım. Sizde Tamam. sıkıntı olmasın. Tamam. Bugün sınır var mı, süre sınırı? Yok diye biliyorum hocam. Ahmet herhangi bir Tamam. şey söylemedi bununla ilgili. İnancım saat 3'ü 5 geçiyor. Tamam. Yine arkadaşlar, biz tek nokta perspektifini çalıştık. Bugün tek nokta perspektifini tekrarlarken yanına çift nokta perspektifini de koyacağız. Ve orada bazı çalışmalar yapacağız. Yine hani kağıdımızı böldüğümüz zaman bu bizim işimizi kolaylaştıran bir şey arkadaşlar. Şu an bu online sistemi içerisindeki yaptığımız bir yol. Onun dışında pek böyle bir şey uygulamayız. Ben de bu pratiği bunun sayesinde yakaladım. Yine ortasına çizgimizi çekip ufuk çizgimizi
Kas yeri zaten ufuk çizgisi demek değil mi? Görünmeyen bir çizgi. Anlayamadım. Ufuk çizgisi zaten görünmeyen, göz hizamızda olan bir çizgi. Değil mi? Evet, kas yeri orası. Göz hizamızda baktığımız yer bir sıfır noktası. Yani burası sıfır. Tamam mı? Bunun bir de böylesine katlayıp ortasından aşağı çiziyoruz. Algılanıyor. Çarpının olduğu yer bizim gözümüz. Bu çizgi durduğumuz yeryüzündeki o ufuk çizgisine, şu sıfır noktalarına baktığımız yer. Şimdi geri bildirimlerden dolayı gördüğüm kadarıyla bazı küçük sorunlar olmuş. Ben tekrar daha kolaydan zora doğru giden bir yol izleyeceğim bu sefer. Yukarıdan bu tarafa doğru, aşağıya doğru. Yani biz buradan görüyoruz ya ufku. Gördüğümüz ufuktan kendimize doğru olan yere doğru sağdan soldan eşit miktarda paraleller ineceğiz. Ama her indiğimiz paralel bir öncekinden daha büyük olacak. Bunu kolaylaştırmanın bazı yolları var. Bu çünkü uydurma bir kareleme yöntemi. Çünkü doğada öyle bir şey yok. Doğada bir sürü çizgiler var, karma karışık. Biz bunu kategorize ediyoruz, sistemleştiriyoruz. Hem bilgiyi daha iyi içimizde sentezleyebilmek için hem de bir sonraki, bundan sonraki benzeri çalışmalarda işimizi kolay kılmak, bunu hatırlayarak yaptığımız zaman işimiz daha kolay oluyor. Buradaki en kolay yol, burayı üç parçaya bölelim. Ama bu üç parçanın en öndeki, en büyük, ondan sonraki daha küçük, ondan sonraki onun daha küçüğü olsun. Kendinize göre bir şey belirleyin. Yani bunun santimetresi falan yok arkadaşlar. Kağıda göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben göz kararı yapıyorum genellikle. Tahmini. Dörtte birine mi çizeceğiz? Yani şimdi iki çizgi çiziyoruz. Sonra onların arasını tekrar dolduracağız. Bize en yakın olan en büyük olmalı. Evet. Yani benimki 10,5 santim çizgimden aşağısı. 5,5 santim gibi mi? Santimetre bizim kafamızı karıştırır şimdi. Santimetreyle işimiz yok bizim. Şimdi ben göz kararı böyle bir şey yaptım. Eşit değiller. Ama buradaki mesafe daralıyor. Tamam mı? Üç tane çizdim. Özür diliyorum. Evet, üç tane. Ben demin bölümle çizgiyi karıştırdım söylerken. Berin Hanım, bunu kastetmiştiniz galiba. Evet, evet. Şimdi en öndeki dursun, en yukarıdakini geri gittiğimiz zaman onu da gene buradaki gibi küçülterek çizelim paralel çizgilerimizle. Yani çok yaklaştığımız zaman zaten birbirinin içine geçmeye başlıyor çizgiler.
Dört parçayı çizdikten sonra İlhan Bey ne yaptınız? Pardon, orayı duyamadım. Bu yukarıdaki göz çizgimizin izler, ufuk çizgimize olan tarafı da küçülterek çizgileri, paralel çizgileri devam ediyoruz. Algılanabiliyor mu? Yani, evet, evet. Ufuktan itibaren açılıyor çizgiler bize gelene kadar. Ufukta bitecek, evet. Aynen. Yukarıya doğru da mı yapıyoruz? Hayır hayır. Ufuğun yukarısı yok. Hı. Yatay. Tam bu. Bir tam çizebilir yani misin? Onu... Yansıyor İlhan'cığım. Anlayamadım. Yansıyor, göremiyorum da. Tam ekrana doğru döndürürseniz. İnancım, perdeyi kapatırsan sanıyorum çok iyi görünecek. Çok yansıyor, parlıyor. Yani deniz dalgaları gibi olacak. Çok uzaktaki yer sık gözüküyor. Bize doğru yanaşanlar aralıklı gözüküyor. Aynen, aynen. Ya tamam Ayşe, tamam ya. Çok fazla müdahale ediyorsun. Evet, ben yaptım. Evet. Şimdi bir de şu köşeyle şu köşeyi ortada birleştirelim.
Sonra aralarını, yukarıdaki paralelleri yaptığımız gibi bizden uzaklaşan, yani biz şuradayız ya, ortadayız ya, biz şu ortadayız, sağa ve sola doğru giderken bu köşedeki çizdiğimiz çizgiye, işte iki tane çizdim ben, o ufuk çizgisiyle köşe çizgisi arasındakiler ise daha daralarak gidecek. Çok fazla çok küçültmeye gerek yok aslında onları da. Yani orayı da yine bir parçalayarak yapınca daha kolay oluyor. Mesela paralellerden hareket ederek yapabiliriz. Şuradaki paralelin ortasından, sonra ötekinin ortasından falan gibi giderek yukarı doğru çok fazla çizmeye gerek yok. Hocam son yaptığınızı tekrar eder misiniz? Şimdi şu köşeden ortaya çizdik ya, şu bizim durduğumuz yer, buraya iki tane de şuraya yaptıktan sonra şu köşeden ufuk çizgisine olan kısma doğru giderken, ne bileyim, şu iki çizginin arasını ne rengi aldım, sonra biraz daha yukarıdan gittim. Sonra çizginin üzerine, sonra çizginin üzerine, sonra yarısına falan diye böyle azaltarak gittim. Aynı şeyi solda da yapabiliriz. Solda da yaparken belki şöyle bir şey uygulanabilir. Bunun karşılığı yapılır cetvelle, çizgi belirlenerek, hani simetrik olsun diye. Buradakinin benzeri yapılır yani. Nereye denk geliyorsa. Aynı sayıda olması gerekmiyor sağdaki ve soldakilerin, değil mi? Yani olursa daha iyi olur. Simetrik olursa daha iyi olur. Çünkü bu çizdiğimiz hücrelerin içerisinde nesnelerimiz olacak. Yani çok belirlemez tabii ki sağdaki ve soldakini. Çok eşit olması gerekmiyor. Simetrik olmasına yakın olsa yeterli. Çok önemli değil açıkçası. Evet. Kabaca şöyle bir şey oldu. Görülebiliyor mu? Evet. Tamam. Şimdi burada yeni bir perspektif açısı katacağız. Bu tek nokta perspektifiydi. Buna şimdi çift nokta perspektifini ekleyeceğiz. Doğada her zaman olduğu gibi. Bu arada küçük kuramsal bilgiler de aktarabilirim. Rönesans öncesi resimlerde perspektif yok. Rönesans'ta Giotto denen kişi ilk kez perspektifi yapıyor. Bu perspektifi yapıyor arkadaşlar. Doğayı böyle algılıyor. Resmine böyle yansıtıyor. İnsanları buraya serpiştiriyor. Bunu biraz daha kompozisyonunu değiştiren Leonardo oluyor. Sonraki dönem, barok dönem,
düşünce biçimleri ve hayat görüşleri, yanlış yaşam anlayışları değiştiği için insanların çift nokta perspektifi de devreye giriyor. Ve barok resimleri genellikle manzara resimleri ve natürmort resimleri oluyor. Natürmort resimlerinde de biz burada çift nokta kaçışlı perspektifi de iç içe görürüz. Resimlere baktığımızda. Çift noktayı nasıl yapacağız? Yine çok kolay bir yol. Bu kağıdımızdaki ufuk çizgilerimizin sağ solundaki noktalar var ya, şu ve şu. Bunları çift nokta olarak alacağız. Fakat bir şey çizmemiz gerekmiyor şimdi. Bir kare belirleme yapabiliriz. Hani kafa karışmasın diye şöyle bir yol izlenebilir. Dama taşı gibi, dama kareleri gibi beyaz siyahı belirlemek için bir çalışma yapılabilir. Şöyle. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Sadece çarpı koydum. Boş dolu, boş dolu gibi. Evet. Dama tahtası, satranç tahtası gibi. Neden böyle? Bu olguyu kavrayabilmemiz ve içselleştirmemiz için. Şimdi burada bir yerde, herhangi bir yerde bu dolu boşları belirlerken örneğin sol tarafta bir baklava dilimleri oluyor tabii ki. Buradan bu tarafa doğru giderken baklava dilimleri gözüküyor. Evet. Paralel çizgiler ama hepsi kare olmasına rağmen biz kare olduğunu düşünüyoruz bunların. Bizim gözümüzde baklava dilimi gibi gözüküyor. Bir tanesini seçelim. Ben şuradan bir tanesini seçtim. Bu seçtiğim, şöyle küçük bir göstereyim. Noktaları görüyor musunuz? Şunu seçtim. Görülüyor mu? Evet. Buradan yukarı doğru canınızın istediği kadar yükseltin. Bir dikdörtgen prizma olarak düşünüyoruz onu şimdi. Bir dakika. İlk önce bu çarpıları kaç tane yapalım oraya geçmeden önce? Ya önemli değil. Ben o olayı kavramak adına karışmasın diye. Ha, biz de yapacak mıyız o çarpıları? Eğer yani işinizi kolaylaştıracaksa yapabilirsiniz. Yapmamak da olur. Şimdi zaman kaybetmeyelim diye ben uzatmıyorum. Onları siyah beyaz gibi boyayabiliriz. Evet. Şu an şunu yapalım. Onu da isteyen devam eder. Şu dik çizgileri çizelim. Gösteriyorum. Şimdi dik çizgileri çizince ne gözüküyor? Hiçbir şey gözükmüyor. Sadece direkler var gibi. Evet. Şimdi çift kaçışlardan buraya çizgiler çizdiğimde onlar gözükmeye başlayacak. Pardon, bu çizgileri uzatacağız. Ufuk çizgimizin üstüne çıkacağız. Hocam ben son bölümü tekrar etmenizi isteyeceğim. Son bölümü yani ufuk çizgisini çizdik. Son bölümü kaçırdım. Kedi girdi arayı onunla ilgilenirken. Tekrar eder misiniz yani? Neresinde kaldığınızı bilmiyorum. Kağıdınızı gösterirseniz fark edebilirim. En son bölümü. Yani kağıdımı göstereyim. Bir dakika. Tamam, çizgileri çizdiniz. Ufuk çizgisinin yukarısına doğru çizin. Devam etsin yani çizgi. Bunlar. Hocam,
Hocam çizgiler köşelerden mi alacağız? Sol ve sağ taraftan ben çok ses karıştı. Hiçbir şey duymadım, anlamadım. Herkesin lafı birbirine girdi. Hocam dik çizgiler köşelerden mi olacak? O eşkenar dörtgenler var ya. Onların köşesinden mi olacak? Tabii. Yani damalar var ya. Evet. Boyayayım boyamayayım falan tartışması yaptık ya. Yani yaparsak da olur, yapmasak da olur. Şimdi zaten biraz sonra onlarla ilgili bir şey yapacağız. Şimdi en soldaki ile en sağdaki bizim çift kaçışlı perspektifimizin noktaları. Tıpkı ortadaki bulunduğumuz yer gibi. Oradan cetveli koyup çizgi çizeceğiz. Herhangi bir yerine. O kesiştiği yerle bu taraftaki kaçış noktamızı da birleştireceğiz. Bu bize en yakın, biraz ben burada boyadım şurayı. Bize en yakın olan yerdeki şurasıyla şurası bize en yakın olan bölge olduğu için şuradan bu tarafa, buradan da bu tarafa yine çizgi çizeceğim, göstereceğim. Şimdi bir kaçıştaki yerini tespit ettik. Şimdi buradaki kaçışları da tespit ediyoruz. Çizgileri tam net göremiyoruz hocam. Biraz daha koyu çizer misiniz? Şu an algılanıyor mu? Yok. Ne çizeyim ya? En mürekkepli kalemle çizdim.
Hocam bu üstteki ufuk çizgimizin üzerindeki noktayı, ufuk çizgimizin üzerindeki noktayı nasıl belirlediniz? O yukarıdaki şu şeyle mi birleşiyor o çizgi? Şuradaki biraz şuradaki yok, ufuk çizgimizin sonuna koyun parmağınızı. Bu sol taraf, öteki taraf. Oradan yukarı çıkan çizgimiz var ya. Şu. Yok yok, o değil. Eğimli giden çizgi. O şu. Nereyle, onun eğimi o nereyle birleşiyor çizgi? Kağıdımızın üst köşesiyle. Rast. Ben konuşayım. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Burayı rastgele belirledim. Rastgele belirledim. Burası ama bizim yer düzlemimizdeki yer olduğu için belirlemiş oldum. O nokta buradaki çizginin herhangi bir yeri. Benim şeklimin çok uzun da olabilir, çok kısa da olabilir. Önemli olan şu ufuk çizgisinden yukarıda olmasıydı. Yani bu nokta ufuk çizgimizden yukarıda olsun. Çift noktayı görebilmek için. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Hocam şu yaptığınız aşamalar bir kez daha tekrar eder misiniz? Ben şimdi, çok geri kaldım. Şimdi en baştan başlıyorum. Kağıdı ikiye böldük böyle. Ufuk çizgimizi çizdik. Sonra böyle katladık. Ortadaki yer çizgimizi çizdik. Şu nokta bizim gözümüz. Şu çizgi bizim durduğumuz dik düzlem. Ufuk çizgisinin altındaki yer düzlemi. Ufuk çizgisinin üstündeki hava düzlemi. Bu varsayımsal bir şey tabii ki. Sonra eşit aralıklarla bölersek bile perspektif olarak bizden uzaklaştıkça kısalacaktır şu mesafeler. Şu mesafeler kısalacaktır. Ona göre kabaca kısaltarak gittim. Çok da matah değil, çok önemli de değil. Mesela şurası çok düzgün olmadı. Şu köşeyle şu köşeyi birleştirerek daha orta yol bulmaya çalıştım. Sonra da yukarı doğru, bu arada pardon, paralellerimizi çizdik. Paralelleri de yine bizden uzaklaşanları küçülterek yukarı doğru perspektif, ufuk çizgisine kadar küçülterek gittik. Sonra bu yanal çizgileri çizdik. Ne oldu? Bizim bir satranç tahtası, dama tahtası gibi bir düzlemimiz meydana geldi. Hocam yan çizgileri yukarıdan aşağı eşit olarak mı böleceğiz? Eşit değil. Hiçbir zaman değil. Asla. Yani dikey çizgileri orada kaldım ben işte. Şunları mı kastediyorsunuz? Evet, dikey çizgiler. Şunları mı? Yok yok, dikey çizgiler, hani son bölüm. Perspektif çizgilerini mi? Hayır, yanındaki dikey çizgileri diyorum. Bunları mı? Evet. Bunları herhangi bir yerde, herhangi bir karenin bulunduğu yerde, dolu karede, herhangi bir kareden dik çizin yukarı doğru. Köşesinden. Evet, köşelerinden dört tane çizgi çizin. Ufuk çizgisini aşsın, yukarı gitsin. Tamam. Sonra yapmayı çalışacağım. Ben bu arada biraz boyama yapayım. Yine kabaca şu boyamadan sonra net görünebilir. Karelerimiz var orada. Ay, göremiyorum ya.
Şimdi nasıl? Daha iyi görünüyor mu? Şu an daha iyi görünüyor mu? Güzel görünüyor ama biz nasıl? Şimdi bu dik çizgileri çizdikten sonra şu ufuk çizgimizin en soluyla ufuk çizgimizin en sağa yine birer tane kaçış noktamız. Yani çift nokta perspektifinin olduğu yerler, noktalar. Bu ortadaki tek nokta üzerine kurulu düzlemi meydana getirirken ki kullandığımızdı. Bu ise çift kaçışlı ya da çift nokta perspektifi dediğimiz perspektifin oluşum biçimi. Bu yukarı doğru çizdiklerimizden bize en yakın olanı şuradaki noktadan bu noktaya çizgi çizdim. Şuradan şuraya. Sonra bir yer belirledim. Oradan da çizdim. Sonra bununla buradakini birleştirdim. Bunu birleştirdim. Şimdi buradaki çizgiyi aşağıyla birleştirirsem benim buradaki dikdörtgen prizmam belli olacak biraz sonra. Şimdi daha rahat görünebiliyor mu? Yok. Biraz kendinize çekin. Çok ekrana gel. Ha, şimdi daha iyi görüyorum. Evet. 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 Şimdi şu en uçtaki nokta var ya Melahat Hanım. Şu noktanın yukarısında bir yer belirleyin. Burayı da çizin. Sonra onu bu tarafla, bunu da bu tarafla çizin. Hocam net değil. Görüntü yok. Duyamıyorum. Ne yapacağız? Hocam tamam mı? Ha şimdi gördüm. Nedime Hanım siz mi gösteriyorsunuz? Evet. Evet. Şimdi daha önce çizdiğiniz dik çizgilerden biri vardı ya. Evet. Gösteriyorum ben. Evet. Sizinki hemen bunu burayla birleştirin. Ne oldu? Oradan çıktı bu tarafa geldi çizgimiz.
şuradaydı. Ben buradan çıktı yaptım. Ama perspektifimi koyunca aşağıya indi. Yani benim dikdörtgen prizmam bu kaçış çizgilerine göre tek nokta perspektifinden başka bir biçime dönüştü. O çizgiyi aşağıya uzatacağım o zaman. Evet. Dikdörtgen prizmamızın öteki köşesi. İkinci kaçış çizgisi, kaçış noktasına doğru. Oradan da arka taraftaki, bu taraftaki çizgiyi çizersek buradan buraya dip taraftaki nokta belirlenecek. Oradan bir de köşeye tekrar. Buradan da buraya şu köşe belirlenecek. Yani benim buraya yukarı doğru çizdiğim çizgi bir anlam ifade etmez hale geliyor. Bozulmuş oldu. Geriye doğru gitti. Kendiliğinden. Tek nokta perspektifinde oradaydı. Çift nokta perspektifinde yeri değişti. Şu nokta buradaydı. Bununla birleştiği için şuraya geldi. Bunu da çizeceğim. Şu noktayla şu kaçış çizgisini, kaçış noktasını birleştirirseniz şuradaki nokta belirlenecek. Şimdi çizdim. Buradaki çizgiyle birleştiği nokta benim göremediğim dikdörtgen prizmamın alt köşesi. Buradan yukarı çıkacağım şimdi. İşaret ettiğim yerler benim şimdi çift kaçış perspektifine göre sağ sol kaçış noktalarına göre olan perspektife göre olan dikdörtgen prizma. Gösterebiliyor muyuz İlhan Bey? Evet. Şuraları da tespit ettiniz değil mi? Şuradan da geldi. Burası da bu köşe. Burayı da burayı birleştireceğiz. Dolayısıyla
Dikdörtgen prizması tamam. Hocam bakabilir misiniz? Bu sol kaçışı başka noktadan almışsınız. Yanlış mı olmuş? Ha, bu en uçtaki yerden almanız gerekiyor. Şu. Oradan onun altındakiyle birleştirin. Şu an gösterdiğiniz noktadan. Hı hı. En öndeki dik çizgi var ya. Hı. Sağ evet. Kaçış çizgisi var ya. Aha. Anlayıp anlamadığınızı bilemiyorum. Orayla birleştirin. Tamam, bir bakayım hocam. Şimdi, bakın siz şurayı görebiliyor musunuz? Benimkini. Burayı burayla birleştirmişsiniz. Siz şöyle çizmişsiniz. Evet. Bu bizim daha önce belirlediğimiz noktaydı. Aha, evet, tamam hocam. Tek nokta perspektifine göre. Şimdi çift yapınca ne oldu? Buraya kaydı bu. Bu buraya gitti. Yani iki nokta perspektifiyle tek nokta perspektifini algılamanın en iyi yolu ikisini birlikte görerek çizmek. Tamam. Çok çok zor bir şey bu. Evet. Tahtada çıkınca kolaylaşıyor ama zihnimde bunu taşıdığımızda objeler başka türlü gözükecek gözümüze. Hocam bir bakar mısınız rica etsem? Biraz daha yaklaştırır mısınız? Nereye gitti? Seslenir misiniz gösterirken? Evet. Doğru. Evet, şimdi. Tamam, tamam. Şimdi size göre koyduğunuz zaman kağıdı sol kaçış çizgisindeki noktadan gelen çizgilerin birleştiği yani dikdörtgeninizin köşelerini sağ kaçışta tekrar çizin. Arka taraftakileri. Yani şunu kastediyorum. Şurayı belirlemişsiniz. Evet. Şurası tamam. Şuranın da belirlenmesi için tamam mı? Bu noktadan bu kaçışa bu noktadan yani dışarıdaki noktadan şuradan bu kaçışa bu noktadan o kaçışa yaparsanız şu köşeler çıkacak. Yaptım ama göremiyorum. Görmek çok önemli. Şimdi sizin noktalarınız şurası. Görebiliyor musunuz? Ben gösteriyorum. Evet, doğru. Şurası belirgin, şurası belirgin, şurası belirgin, şurası belirgin. Tamam. Bu noktadan bu kaçışa değil, öteki kaçışa çizin. Bu noktadan. Çizginiz yok. Ben göremedim. Ha, evet. Yok. Evet. Onu çizin. İlhan böyle mi? Biraz geri sana doğru çek. Evet, 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 evet. Aynen böyle. Böyle mi hocam? Biraz ters tarafa kaydırın. Yukarı kaydırın. Hayır. Bir daha konuşarak gösterin. Böyle mi hocam? Demin
diğer arkadaşımıza söylediğim şey için sizin için de geçerli Melahat Hanım. Şu belirlediğiniz nokta var ya, şuradaki kaçış çizgisinin. Evet. Size en yakın olan, size en yakın olan şuradaki. Evet. Buradan buraya, buradan buraya çizdiğiniz zaman, bir de bu tarafa çizdiğiniz zaman sizin dikdörtgeniniz yer değiştirecek. Tek nokta perspektifinden çift nokta perspektifine geçmiş olacak, oturmuş olacak nesne olarak. Anladım. Çizdiğiniz zaman bu köşeler belli olacak. Bu köşelerin net belli olması için o yine o çizginin üzerinde belirlenmesi için şuradan bu kaçışa, buradan bu kaçışa gittiğiniz zaman şu ve şu nokta çıkacak. Bu noktalar çıkınca da bu taraftaki kaçışa çizgilerin çizdiğiniz zaman arka taraftaki öteki çizgiler gözükecek. Daha büyük ya. Büyük olduğu için daha işil oluyor. Evet, evet işil. Bunu şöyle yapacağız. Ben size tek tek çizerek hangi aşamalardan geçtiğimizi, deminki aşamalarımızı tek tek çizerek tarayıcıdan geçirerek sırayla tazelenme resimde ileteceğim yeniden. Tamam hocam. Tamam. Biz burada şunu hedefliyoruz. Bu dikdörtgenin dışında beni görebiliyor musunuz? Evet hocam, görüyoruz. Bu dikdörtgenin dışında yine içeride bir yerlerde bu tarafta, burada piramit, küp ve silindir de çizeceğiz. Yani haftaya perşembeye kadar tazelenmeden ben size bir yandan yönerge göndereceğim. Siz özelden bana yaptıklarınızı ileterek neler olup olmadığını söyleyeceksiniz. Ben de her gönderdiğim resmi numaralıyorum ya. O numaralara göre, şuradaki numaraya göre şöyle yapın, şuradaki numaraya göre şöyle yapın diye yeniden gözden geçireceğiz. Ve bu arada dört cisim, dikdörtgen prizması, kare prizma yani küp, bir tane küre, bir tane de silindir. Ya da küre olmasın, küre en sona bırakalım. Piramit, yani kare prizmanın, kare prizmaya çok benzer ama aynı değildir. Aradaki farkı anlamak için ideal bir çizim yolu. Önce küpü çizeceğiz, sonra piramidi. Bir dahaki sefere şöyle yapabiliriz bunu. Yer düzlemini çizmeden, yani eliniz alıştıktan sonra yer düzlemindeki karelemeyi yapmadan sadece ufuk çizgisindeki iki kaçış noktasıyla nesnelerimizi belirleyerek yeniden çizeceğiz. Haftaya bunu başka şekilde tekrarlayacağız. Burada bir yol daha göstereceğim. Işık kaynağımız şurası. Buradan geliyor. Dolayısıyla şu yüzey, içindeki çizgileri görmüyoruz. Beyaz. Ama bu taraf karanlıkta kaldığı için gölgeledim. Gölgeleme perspektifi böyle yapılır. Eğer bunu ufuk çizgisinin altında yapsaydım tepe noktası da gözükecekti. O zaman tepe noktası yanal kaldığı için ikisinin arasındaki bir tonlamayla ikinci bir tonlama olacaktı. Beyaz, orta beyaz ya da orta karanlık, tam karanlık. Bunu da silindirde, küpte, dikdörtgen prizmasının diğer zamandaki yapacağımız çalışmalarda da kullanacağız. Kabaca anlaşıldıysa ben yönergeleri tekrar numaralandırarak bugün yaptığımız şeyi, siz şöyle de yapabilirsiniz. Bir yandan videoyu izleyip bir yandan da yönergeleri takip edebilirsiniz. Ben bugün akşama kadar, gece yarısına kadar, en geç de yarın öğlene kadar size ileteceğim. Çizimleri tek tek yapıp. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani deminden beri aldığımız yolu tek tek çizip, tarayıcıdan geçirip
numara numara numaralandırarak ileteceğim size. Çünkü tam 55 dakikadır birlikteyiz. Yanılıyor muyum? Doğru hocam. Gayet de iyi oldu. Online'da bu kadar oluyor işte. Şimdi hocam, arkadaşlar bir daha bakabilir misiniz? Hocam evet, bir daha bakabilir misiniz? Tamam. Şimdi yapacağınız şey şu. Tamam. Sizin yapacağınız Ferişte Hanım. Evet. Benim kağıda bakın. Onu önünüze koyun. Benim kağıda sizi gösteriyorum. Görebiliyor musunuz? Evet, görüyorum hocam. Şu noktayı belirleyin. Tamam. O noktayı sizin için bayağı derinlikli olacak. Şu noktayı. Şu çizginin üzerinde, bu çizginin üzerindeki nokta. Ve onu gösterin bana. O çizginin üzerindeki nokta. Bu ve bu. Bu çizgimi devam ediyordu. Şuradaydı daha önce. Şuradaki nokta mı olacak? Şimdi arkadaşlar, eğer şuradaki aldığımız kare, şu kare tek noktadan şuradan yapsaydık burada yine bir kare prizma olacaktı. Dikdörtgen prizma olacaktı. Ama tek nokta perspektifine göre. Size hemen çizip göstereyim, farkı görün. Çizgiler çok karışacak. Vazgeçtim. İç içe geçince algılanması çok zor. Ben bile algılamakta zorlanıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu tek nokta perspektifiyle yapılan Rönesans resimleri, Rönesans öncesinde bu yok. Giotto'yla bu tek nokta perspektifinde cisimler öyle öyle duruyor. Objelerde, insanlarda. Ve antik dönemdeki idealize edilmiş insan figürlerinin aynısı yapılıyor. Yaşayan insanlar yapılmıyor. Yaşayan insanı resmetse bile onu idealize ediyor. Tıpkı antik dönemdeki bizim Anadolu'da bu Muğla bölgesinde gittiğiniz müzelerde ya da ören yerlerindeki heykeller falan var ya. Onların hepsi bir insana benzetilerek yapılmış fakat idealize edilerek yapılmıştır. Ve bu yaklaşık 1500 yıldan fazla sürüyor. Rönesans'ta da bu yapılıyor. Rönesans'ta Giotto tek nokta perspektifini yaratıyor. Leonardo bu tek nokta perspektifinde başka bir şey, sfumato dediğimiz bir figürün üzerindeki plastik etkiyi yaratan kişi oluyor. Ondan esinlenen manieristler ve barok dönemi ise arkasından gelen Rönesans'ın, Rönesans'ın tepe noktasında Leonardo, Michelangelo ve Rafael var. Onun yaşadıkları o 16. yüzyıl var. Ama 16. yüzyılda aynı zamanda Galileo var, Kepler var, Spinoza var. Yani düşünürler de var. Onların bilgileri de karışıyor işin içine. Ve görünenler, görünenlerin içimizdeki görüntüsü ve düşüncedeki görüntüsü birdenbire biçim değiştirmeye başlıyor. Barok dönemde çift kaçış perspektifi devreye giriyor yavaşça. Doğaya çıkıp başka şekilde bakıyorlar resme. Objeleri başka şekilde natürmort da kullanıyorlar. O çift nokta perspektifini en çok göreceğimiz yer orası. O biçimde Rönesans'taki bu tek nokta ve çift nokta perspektifi de sonrasında empresyonizme kadar devam ediyor.
Ve benim sizinle en başta başlattık da sürdürdüğüm çalışmanın olduğu döneme, yani 20. yüzyılın başında kadar sürüyor. 20. yüzyılın başında bakış açıları değişiyor. Çünkü artık Einstein'lar var, bir sürü bilim insanları var ve onların düşünceleri var. Relativite dediğimiz, yani görelilik dediğimiz şey devreye giriyor. Bakış açıları değişince nesneye bakış açıları değiştiği gibi, hayatlarındaki nesne ve objelerin bakış açıları değiştiği gibi kendilerine bakış açıları değişiyor. Dolayısıyla resmederken de kullandıkları çizgiler de değişiyor. Biz işte 20. yüzyılın başındaki onu kullandık. Çizgileri çizerkenki alıştırmaları yaparken. Klee bu konuda uzmanlardan bir tanesi. Ben de Klee'nin okulunun, yani Klee Bauhaus okulunda hoca, işte dedem yaşında dememin nedeni oydu. Bize gelene kadar da biz torun pozisyonuna düştük. Ya da torun sonrası belki. Aynı eğitimi aldık ama bugün yemin ederim benim çocuklarım, bizim çocuklarımız, torunlarımız bizim bakış açımızda bakmıyorlar yeryüzüne, dünyaya, evrene. Aynı bilgilere baksalar bile, aynı relativiteyle, aynı Einstein bilgisiyle baksalar bile farklı bakıyorlar. Biraz onlara kulak vermemiz gerekiyor galiba. Bu konu daha sonra konuşacaklarımız olacak. Yani keşke birlikte sohbet edebileceğimiz bir şeyimiz olsaydı, platformumuz olsaydı daha iyi olurdu. Ama ben bu yolu izleyerek size hem 2500 yıl önceden gelen bir resim anlayışının altyapısını anlatırken değişimi de göstermeye çalışıyorum. İç içe geçiyor. Çünkü hepsi aynı anda kullanılıyor hala. Bir yandan kullanılıyor, bir yandan değiştiriliyor. Yani kübizm denen şey, işte abstre, yani soyut resim denen şey, bu 20. yüzyılda olmasının nedeni o. Nesnelere bakış açıları değişince onların biçimlerini de bozuyorlar. Bizim yaptığımız çizimlerde, çizgiyle ilgili çizimlerde alıştırma olarak bunların altyapısıydı. Aynalarını Picasso'da yaptığı, Braque'da yaptığı, Klee'de yaptığı, Kandinsky'de hepsi yaptı. Hepsi. Biliyorsunuz Picasso Atatürk'le aynı yaştadır. 81 doğumlu. Ben internetten 81 doğumlular diye girdim, indirdim. İnanılmaz sayıda insan doğmuş. Ama bunun bir yıl öncesi, üç yıl öncesi, beş yıl öncesi, beş yıl sonrası olanlar da var. Örneğin İsmet İnönü de 84 doğumlu. Aynı kuşak bunlar. Ve bunlar gerçekten Atatürk'te büyük şansımız bizim. Öyle bir adama sahip olmak. Bize bir şey katarken sanatı da verdi, kurduğu cumhuriyetle. O bakış açısındaki sanatı verdi. Bizim bu eğitim biçimimizde arkadaşlar, daha sonra Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Tonguç ve arkadaşlarının yapmış oldukları köy enstitülerinin altyapısı bizim bu çalışmamızın içerisinde de var. Tabii o bize uyarlanmış biçimi ama eğitim anlayışı o Almanların Bauhaus okuluyla yarattıklarının aynısı. Tabii biz bugün aynısını taklit etmeyeceğiz. Onları bilirsek bugüne nasıl yansıtacağımızı biraz çocuklarımız ve torunlarımızla sohbet ederek onlardan alacaklarımızla belki yeniden bir yol bulabiliriz. Bu bizi zenginleştirecek diye bir geliyor bana. Ben bugünlük bu kadar diyorum. Size söylediğim gibi bu çizimin aynı yol alış biçiminde 1, 2, 3, 4, 5 diye sırayla hangi güzergahtan gittiğimi tek tek size çizeceğim. İnternetten tazelenme resmi ileteceğim arkadaşlar. Tamam hocam. Oldu bir hocam. Kez daha öyle tekrar edin. Tamam. Pekişmesi için ideal olur. Sonra evet, da dediğim gibi silindir, kare prizma, yani küp ve kübün içerisinde bir başka küp yapıp prizma yaratacağız. Prizma orada değişik şekillerde olacaktır büyük bir ihtimalle. Ona da bakacağız sonra. Tamam, bir hafta yine hocam biraz biraz oldu gibi sanki. Ne dersin? Evet, evet, işte bu. İşte bu. Nedime Hanım olmuş. Teşekkür ederim. Benimki hocam. Yani bir hemen birdenbire olmuyor. Yavaş evet. Yavaş çok güzel. Ama çok sevdim bu çalışmayı. Çok enteresan. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş oturacak arkadaşlar. Yani bu, ben böyle bir eğitim alanına sahip birisi değilim. Ben içindekini çıkartırken yemin ediyorum sizlerle alışverişimde de şekilleniyor.
Büyük Özveri'de bulunuyorsunuz hocam. Duyamadım. Çok büyük özveride bulunuyorsunuz bize bunları öğretirken. Estağfurullah, yok canım, ne münasebet. Çok mutluyuz vallahi. Her zaman hepimizin yaptığı bir şey. Bizim kuşağın özelliği. Biz hepimiz böyleyiz. Ben bizim kuşakla hep gurur duyarım. Aynen hocam. Aynen. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonra haftaya. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Tuğba'cığım teşekkürler. Videosunu ihmal etmeyelim, olur mu arkadaşlar? Evet. Ben Ahmet'e iletirim hemen zaten. Tamam canım, çok teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere hocam. Ben yayını kapatıyorum o zaman. Tamam, kapatıyoruz. Tamam. Oldu, hoşça kalın.